Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar artık göreve başlama zamanınız yaklaştı. Tercihler ve arkasından göreve başlayacaksınız. Yani kısacası bundan sonra şimdi itiraz süreci var. 3-7 Ocak'ta itirazlar olacak. Oluyor olacak. 14 Ocak'ta itiraz sonuçları belli olacak. Atama tercihlerini 21-26 Ocak'ta yapacaksınız. Ve son olarak da 31 Ocak'ta atama sonuçları ortaya çıkacak. Muhtemelen benim tahminimce 15 tatilde olacağımız için o anda 15 tatilin bitiminde de muhtemelen sizin göreve başlamanız gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Evet. 7 Şubat'ta oluyor o da. Yani 31 Ocak'ta sizin atama sonuçlarınız belli olacak. 7 Şubat'ta da 15 tatil bitiyor. Dolayısıyla 15 tatilin bitiminde göreve başlamanızın olacağını düşünüyorum. Peki hocam, biz hangi belgeleri götürmemiz lazım? Bu güzel hadise için neler toplayalım şu anda dediğinizi duyar gibiyim. Zaten duyuyorum. Bize de mesajlarınız çokça geliyor. Hocam işte sağlık raporu şöyle mi olsun, böyle mi olsun, mal bildirimi ne olacak hocam? Şimdi tek tek hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra daha detaylı videolarımızı da yaparız. Şimdi bir, mezuniyet belgesi. Bu konuda en çok aldığımız soru E-Devlet'ten olan kabul edilir mi hocam? Şimdi arkadaşlar, normalde mezuniyet belgesi veya diploma istiyorlar. Ancak ön başvuruda da aynısını istiyorlar. Ama ön başvuruda E-Devlet'ten alınan belgenin kabul edildiğini görüyoruz, ediliyor. Normal başlangıçta da genelde kabul ediliyor. Ancak mümkünse diplomanızı götürmenizi tavsiye ederim. Neden? Nedeni şu, diplomanız veya mezuniyet belgesi. İkisi aynı şey değil mi hocam diye soranlar da olmuştu. Aynı şey değil arkadaşlar. Bir ilk mezun olduğunuz zaman bir verdikleri mezuniyet belgesi geçici diye bir şey var. Geçici mezuniyet belgesi. O da kabul ediliyor. Ama bir de daha sonra bir sene sonra falan verilen bir diploma var. O da kabul ediliyor. İkisi de aynı belge. Neden böyle bir şey tavsiye edersiniz hocam? Çünkü arkadaşlar bu MEBİS'e işlenecek. Yani sizin sonraki işlemlerinizde de lazım olacak. Yani mutlaka... Şimdi en başlangıçta E-Devlet'ten alınan belgeyi kabul etseler bile sonrasında o diplomayı illaki götürmen gerekecek yani. Dolayısıyla şu anda hazır boşken yani diplomanızı veya mezuniyet belgenizi alıp götürmenizi tavsiye ederim. Sonradan bir daha uğraşmazsınız yani. Öyle değil mi hocam? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani ben de giderken götürmüştüm. Gerçi bizim o zaman kabul etmiyor. Hani öyle bir şey yoktu zaten. E-Devlet'ten şey yoktu. Geçmiş zaman. Biz gençken. Yani. İki, ek olarak formasyon veya denklik belgesi. Eğer hani yurt dışında okumuşsanız veya formasyonunuz varsa, fen edebiyat mezunuysanız İknur Hoca'nız gibi. Bu durumda formasyon belgenizi de kesinlikle götürmeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar hem lisanstan hem de formasyondan zaten mezun olmadan bu işe başlayamıyorsunuz. Mezun durumda olmanız şart ve de bunları götürmeniz şart. Formasyon belgesini istiyorlar arkadaşlar. Sen de götürdün değil mi? Evet, formasyon belgemi götürdüm zaten onu. Çok zor şartlarda aldığımız için. Ben, çok şükür ben falan. Ben götürmedim. Sen yok. Çok eğitim mezunum yani. 3 numara 6 adet vesikalık fotoğraf. Yani arkadaşlar bunun normal vesikalık. Öyle ön başvuruda da yazıyor zaten. Hani biyometrik olmasına dair herhangi bir şey yok. Dolayısıyla 6 tane vesikalık fotoğraf yeterli. Hocam işte benim eski fotoğraflarım var, olur mu? Yani mümkünse değil, öyle olması lazım. Şu anki halinizle birebir olsun ki arkadaşlar bu yıllarca kullanılacak. Bak ben yani ilk başladığım zamanki fotoğrafım var hala MEBİS'te. Hani evet. Bu uzun yıllar, 10 sene, 20 sene oradaki fotoğrafınız aynı kalacak. Dolayısıyla güncel bir fotoğraf olursa, yani hali hazırda varsa işte 6 ay önce çekilmiş ya da şu anki halinizle birebir olsun. Kalanı çok önemli değil. Ben arkadaşlar gitmeden önce fotoğraf götürmüştüm yanımda ama fotoğraf sayısını az götürmüşüm. Sonra gidip hükümet konağının karşısında vesikalık fotoğraf çekilmiştim. Senin bu fotoğrafa karşı bir şeyin var. Nikaha gidiyoruz. Yanında var değil mi? Bak kesin kontrol ettin değil mi? Bak kesin baktın değil mi? Biliyorum çünkü. Yani İknur Hoca'nız unutuyor. Yani unutucu bir huyu var. Bir baktık şey nikah tam tarihi alacağız. Fotoğraf yok. Ondan sonra gidip orada fotoğraf çekindik. Yani böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. O yüzden fotoğrafınızı şimdiden ayarlayın. Ya ben şimdi buradan başka yere bağlayacaktım aslında. Evet. O yüzden yanınızda 6 tane diyor ya, siz gene 8 tane götürün. Belki 2 tane falan lazım olur diye söyleyecektim. Evet, mantıklı. Tabii belki başka bir şey yapmak istersiniz orada, lazım olur. Aynen, olabilir. Tabii daha fazla götürürseniz daha iyi yani.
4 numara mal bildirim formu. Hocam mal bildirimini ben işte şimdi mi yazayım, formu ayarlayayım mı gitmeden diye soran arkadaşlarımız oluyor. Gerek yok arkadaşlar. Formu orada veriyorlar boş form olarak. Siz orada işte dolduruyorsunuz. Mal bildirimi ile alakalı komple de bir videomuz var. Onu dolduruyorsunuz işte orada verecekler işte alacaklarınız, verecekleriniz. İşte tapunuz, hisse senetleriniz, villalarınız, bağlarınız, bahçeleriniz. Ya Rabbim. Allah daha çok versin. İnşallah. Tabii neyiniz varsa yazıyorsunuz işte. Daha sonra bunu teslim edeceksiniz. 5 yılda bir de bu güncellenecek arkadaşlar. Bu şekilde bir şey mal bildirimi. Zaten detaylı videomuz var. Yine yaparız arkadaşlar. Yeni bir madde elektronik başvuru formu. Şimdi arkadaşlar bu elektronik başvuru formunu biz her dönem geldiği zaman siz başvurunuzu yaparken söylüyoruz. Asla kaybetmeyin. Bak bunu hemen dosyalayın koyun klasörünüze diye. İllaki kaybeden arkadaşlarımız oluyor. Hocam ben kaybettim diyorsanız ilçe milli eğitimlerde bunun birer örneği saklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen çok acil bir şekilde gidiyorsunuz. İlçe milli eğitimini alıyorsunuz. Yani kalabalıklaşmadan tutup da atamanın sonucunu beklemeyin dolayısıyla. Hani o zamanlar Allah böyle her yer şey olur yani kalabalık bir halde olur. Gelenler yüzden, gidenler. Atanma ihtimaliniz çok yüksekse kontenjanın içindeyseniz mesela gidin alın yani ön başvuru formunuzu kaybettiyseniz. Kaybetmediyseniz yerinde güzelce duruyor mu diye de bir bakın yani. Ön başvuru formu gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir maddemiz sağlık durumu raporu. Şimdi arkadaşlar sağlık durumu raporunu kesinlikle tam teşekküllü bir hastaneden almanız gerekiyor. Biz zamanında bununla alakalı videolarımız vardı görmüşsünüzdür belki. Bununla alakalı biz hastaneleri de aradık. Hani nasıl oluyor diye. İşte ilçe milli eğitimleri de aradık. Şimdi arkadaşlar normalde özel hastanenin kabul edilmez diye bir şey yok. İlçe milli eğitimlere sorduk. 6-7 tanesine sorduk kabul ediyorlar. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Biz Bursa'daki hastanelerden 8-10 tanesini aradık. Evet, 8-10 en tane çok... var. Aradık mı ya? Aradık hocalar aradık. Da aradık. Yani işte. En çok İkisi, bilinenler 7-8 tane aradık. Şöyle duyduğumuz. Büyük olanlar. Yani hiçbirisinde öğretmenlik sağlık raporu veriyoruz demediler. Hep vermiyoruz dediler. Yani evet. Çok şaşırdım ben de mesela. Ben fiyatını falan soracaktım hani. Ne kadar ama hiçbirisinde öğretmen sağlık raporu veriliyor demediler. Ancak devlet hastanelerinin hepsinde var. Dolayısıyla randevu almanız gerekiyor. Sağlık kurulu ile alakalı videomuz var. Onunla alakalı gene de atarız. Gidip randevu kapısının önünde bekleyenler de var. Bu şekilde alanlar da var. Ama sona bırakırsan işte oraya kalıyorsun. O yüzden arkadaşlar artık mutlaka randevunuzu alıp hemen alıyorsunuz sağlık raporunu. Lütfen. Yani çok rica ederim. Rica ederim. Kızıyorum. Yükseliyorum ya ben hemen. Sağlık raporunun randevusunu alın. Çok acilen artık. Benim ilçemde yok hocam diyorsan başka bir ilçeden al arkadaşım. Yani şu anda zaten hani boşsunuz. Hani şu anda yapacak başka bir işiniz yok zaten. Bu belgeleri toplayın yani. Tamam. Sağlık raporunda mutlaka o ibarenin olması gerekiyor. Hangi ibare? İşte tüm Türkiye'de öğretmenlik yapmasına herhangi bir engel yoktur. Artık ben de ezberledim yani. İşte memurluk yapmasına engel yoktur şeklinde alan arkadaşımız oldu mesela. Yani bu şekilde riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Farklı bir ibare varsa gidin düzeltin. Tüm Türkiye'de öğretmenlik yapmasına engel bir durum yoktur yazacak yani. Bunun dışında sizin kafanızda bir soru işareti varsa ki çok fazla mesaj geliyor bize de bu sağlık yönünden. İşte hocam ne bileyim ben şöyle bir rahatsızlığım var, böyle bir rahatsızlığım var. Bu gibi şeylerde yani normalde bir sorun çıkmaz arkadaşlar ama çok şüpheniz varsa işte zaten orada da yazıyor tereddüt yaşanan durumlar için personel genel müdürlüğü öğretmen atama dairesinden görüş istenecek diyor. Yani siz ilçe milli eğitimleri arayıp sorabilirsiniz mesela bu anlamda hani çok arada kalmışsanız. Dolayısıyla garanti onlar size garanti bir şey söylerler. Yeni bir maddemiz adli sicil kaydı zaten bu E-Devlet'ten alınabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da E-Devlet'ten alınan belgelerden biri. Dediğim gibi 31 Ocak'ta atama sonuçları belli olacak. 7 Şubat'ta da 15 tatil bitimi var. Dolayısıyla tahminimce bir hafta sonrasında hatta o hafta da başlatılabilir. Ama o hafta da başlatabilirler. Bir sonraki hafta olur diye düşünüyorum ben gene de. Belli olmaz ya. Kararnamelerin gitmesi falan. Ama işte o hafta da başlatabilirler ki hani gidip bir görsünler yerlerini. Bir yerleşsinler, bir rahatlaşsınlar. Aynen. Öyle oldu yani. Dolayısıyla ya yok. Ben gittim ertesi gün derse girdim.
Bunun çok ani olmuş ya. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bazı sorularınızdan bahsedeyim. Hocam sağlık raporunu artık almalı mıyım? Artık almalısın değerli arkadaşım. Çok az zaman kaldı. Zaten yer bulamayacaksınız arkadaşlar. Çok acil. Hocam E-Devlet'teki mezuniyet belgesi, bundan bahsettik. Şu ana kadar kabul ettiler. Ama dediğim gibi arkadaşlar, gene de siz bir atanmanız gerçekleştikten sonra, atandığınız ilçe milli eğitimi, hani eğer ki E-Devlet'ten belgeyi götürecekseniz, atanız ilçe milli eğitimi bir arayıp sorun. Hani garanti olsun. Sonra Muş'a gidip de geri dönmek tabii ki çok, evet, yani çok sıkıntılı bir mevzu. En azından gitmeden bir gün içerisinde gidip hani okulunuzdan alabilirsiniz. Atandığınız yer belli olunca E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesini kabul ediyor musunuz diye bir arayıp sorun arkadaşlar. Sonradan sıkıntı olmasın. Ama normalde kabul ediyorlardı. Ataması hani işte atanıp da görevi bırakan arkadaşlarımızın bir yıl geçmesi gerekiyor üstünden. Bu nokta önemli arkadaşlar. Farklı bir ile atandıysanız 15 gün hakkınız oluyor göreve başlamak için. Ama mutlaka biz olabildiğince erken başlamanız taraftarıyız. Mücbir bir sebep varsa, yani çok büyük bir hastalık vesaire gibi, o zaman 2 aylık daha hak verebiliyorlar. Eğer askerdeyseniz veya askerli olacaksınız o tarihte, askerlik bitene kadar memuriyet sizi bekler. Mal bildirim formundan zaten bahsettik arkadaşlar. Sizin şu anda temin etmenize gerek yok. Milli Eğitimler size bunu gittiğiniz zaman verecekler. Banka hesabı hocam şu anda açtırayım mı ben diye soran da oluyor. Banka hesabını arkadaşlar açtırmayın. Atandığınız yerde, atandığınız ilçede ilgili bankanın ilgili bir şubesi oluyor. O şubeye gidip banka hesabı açtırmanız gerekiyor. Farklı bir yerde, farklı bir bankada, farklı bir şubede hesap açtıramıyorsunuz. Bir de son olarak ayın 15'inden 15'ine maaş alırız. Dolayısıyla gittiğiniz zaman herhangi bir maaş almayacaksınız. Ayın 15'inde maaş alacaksınız. Ona göre tedbirinizi alın. Paranızı cebinize koyup öyle gidin. Aynen. Birazcık...